hafta sonu aldığımız kredinin ödemesi var. Maaşlar da bu hafta ödenecek. Hesabımızdaki parayla ancak ikisinden birini ödeyebiliyoruz. Bilgi vermek istedim. Gel. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Olanları duymuşsundur. Nasıl oldu bu? Gerçek mi değil mi diye sormayacak mısın? Seni benim yetiştirdiğimi unuttun galiba. Bir yazı dizisi için saha araştırması yapıyordum. Belli ki biri bana kumpas kurmuş. Videonun ikinci kısmını silmişler. İşin kötü tarafı videonun aslına ulaşabilmemin hiçbir yolu yok. Şüphelendiğin biri var mı peki? Büyük ihtimalle bir rakip. Kim olduğunu bulacağım. Fakat asıl mesele başka. Bir şey çarptım ve gemim su alıyor baba. Ne çarptığımı öğrenmeden önce açılan deliğimi onarmam lazım. İstesen bir iki telefonla... Hayır baba, hayır. Ben halledeceğim. Bu olay yüzünden banka beklediğim krediyi askıya aldı. Ticari itibar tabii. Aynen, ticari itibar. İnsanlar şirketle beni özdeşleştiriyor. Bak ben kendimi değil çalışanları düşünüyorum. Herkes gözümün içine bakıyor. Haklılar tabii, herkesin ekmek parası. Kasada hiç para kalmadı mı peki? Yok. Bundan iki ay önce kasadaki bütün parayı teknolojik altyapı yenilemesi için kullandım. Benden ne istiyorsun peki? Hah, anladım. Para istiyorsun. Ama hayret ya, burnu düşse eğilip yerden burnunu almayan Bora Bey babasından para istiyor. Ya ben sana liseden beri harçlık bile vermiyorum. Tamam. İstediğin parayı vereceğim. Ama bir şartla. Neymiş o şart? Şirket toplantılarına katılacaksın. Ne zamandır geldiğin gittiğin yok. Yani senden borç para alabilmek için yönetim kurulu toplantılarına katılmalıyım, öyle mi? Evet, yönetim kuruluna gideceksin. Senin bilgilerine, engin deneyimlerine ihtiyacımız var. Bunu bir borç gibi görme, danışmanlık hizmeti olarak gör. Karşılığında paranı alacaksın. Danışmanlık bedeli. Senin hala ne bana ne de benim yaptığım işe saygın var baba. Beni kendi kalıplarına sokabilmek için en ufak bir fırsatı dahi kaçırmıyorsun değil mi? Saygı mı? Sen ne saygısından söz ediyorsun ya? Bugünkü video yalnız seni mi üzdü? Bütün aileyi, hepimizi üzdü. Sen her türlü saygısızlığın, her türlü kirli ayak oyunlarının olduğu bir ortama hala... Kirli ayak oyunlarının her işte olabileceğini bana sen öğrettin baba. Kusura bakma, ben seni rahatsız ettim. Senden bir şey istemenin mutlaka bir bedeli olacağını unutmuşum. Yazık. Çok yazık.
Efendim Boracığım. Müsait misin? Müsaitim tabii. Ne oldu? Sesin bir garip geliyor. Sana bir teklifim var. Ya sabaha kadar uyuyamadım biliyor musun heyecandan? Hisselerin %25'ini daha deyince inanamadım. Baya iş ortak oluyoruz yani. Böyle oluyor. Babam bugün yarın geçiyor parayı şirketin hesabına. Hisse devrini de hallederiz. Ya ne acelesi var Boracığım? Bir yere kaçmıyoruz ki. Avukata söyleyelim belgeleri hazırlasın. Bir an önce bitirelim. Sen nasıl istersen. Ben sadece seni mutlu görmek istiyorum Bora. Bak hiçbir şey değişmedi. Bu şirketin başında yine sen varsın. Hadi ama artık. Bak çözdük her şeyi. Gülümse bakalım ortak. Aşk kendi seçer.